Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi KPSS'de çıkmış güncel sorulara veya çıkabilecek güncel sorulara bakacağız arkadaşlar. Bunlar önemli çünkü ÖSYM standart KPSS'de her zaman bunları güncel olarak soruyor arkadaşlar. Bakalım birinci sorudan itibaren. Termessos antik kenti nerededir demiş. Buna benzer 2021'de de yine vardı, müzeyle alakalı falan sormuştu. Bu tarz sorular arkadaşlar mutlaka her yıl geliyor. Termessos antik kenti nerededir? Cevap tabii ki de Antalya arkadaşlar. Dikkatinizi verelim. Bu tarz illerde bulunan antik kentleri sorabiliyor veya müzelerden sorabiliyor. Bilginiz olsun. Bunlara bakalım. Göz Saatleri adlı eser hangi yazara aittir? Arkadaşlar standart ÖSYM'nin sorduğu 2-3 yılda bir kesin soruyor. Yazar eser soruyor arkadaşlar. Göz Saatleri kimindi? Ahmet Haşim'in. Edebiyat konusuna dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü ÖSYM'nin mutlaka üzerinde durduğu bir konu arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya. Çernobil kazası hangi ülkede olmuştur? Çernobil kazası arkadaşlar güncel, aynı zamanda tarihi ilgilendiren bir konudur. Cevap Ukrayna'dır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu tarz olayların yaşanmış önemli olaylara bakalım. Avicenna olarak bilinen İslam bilgini kimdir? Arkadaşlar bu tarih dersinde de görmüş olmanız lazım. Mutlaka burada kimden bahsediyor? İbni Sina'dan bahsediyor arkadaşlar. Zaten tıp alanında, fizik alanında kendini geliştirmiş. Şu an Avrupa'da da eserleri okunan bir yazardır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mutlaka lakapları soruluyor arkadaşlar. Burada İbni Sina'yı sormuş. Belki Farabi'yi sorabilir. Belki El Cezir'i sorabilir arkadaşlar. O yüzden lütfen önemli İslam bilginlerine dikkat edelim. Geldik 5. soruya. Türkiye'nin İstiklal Madalyası'na sahip olan ilk ilimiz hangisidir demiş. Bu yine tarihi ilgilendiren bir konudur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Cevap Kahramanmaraş'tır. Kahramanmaraş. Önemli arkadaşlar. Burada Kahramanmaraş'ı sormuş. Belki Gaziantep'i sorabilir veya Şanlıurfa'yı falan sorabilir. Dikkatinizi çekerim. Geldik 6. soruya. Kızıl gezegen olarak bilinen gezegen hangisidir? Kızıl gezegenlerden standart arkadaşlar 3-4 yılda bir kesin soru geliyor. Bilginiz olsun. Burada cevap Mars'tır. Mars. Gezegenlere bakalım. Gezegenlerin özelliklerini, Güneş'e en yakın gezegen, Güneş'e en uzak gezegen. Bunlar önemli arkadaşlar. Lütfen bakınız. Tac Mahal hangi ülke sınırları içerisindedir? Bunu genel olarak herkes bilir. ÖSYM'de sormuş. Dikkatinizi çekerim. Yine bakın, Termessos antik kenti vardı yukarıda. Termessos antik kentini sormuş. Aşağıda da Taç Mahal'i sormuş. Demek ki arkadaşlar ÖSYM neye dikkat ediyor? Antik kentlere, önemli yerlere yapılmış önemli işte insanları dikkatini çekecek yerlere ÖSYM soruyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Geldik Ağrı Kars. Ağrı Kar Fahriye abla eseriyle şiirlere bilinen şair kimdir? Bakın yukarıda da göz saatlerini vermiştik. Göz saatlerini vermiştik. Aşağıda da Ağrı Kar Fahriye abla mutlaka önemli olarak eserleriyle bilinen şahıs kimdir demiş. Burada da tabii ki de arkadaşlar Ahmet Muhip Dranas diyoruz. Dikkatinizi çekerim. Göz saatlerini de vermiş. Burada Ahmet Muhip Dranas'ı da vermiş. Bakın edebiyat yazarlarımızdan mutlaka ÖSYM her yıl soru soruyor demektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. O yüzden ne yapacağız? Tabii ki de yazarlarımızın eserlerine dikkat çekeceğiz arkadaşlar. Bu yıl gelebilecek sorular neler olabilir? Belki 2023 100. yıl olduğu için hani 100. yılla alakalı sorular gelebilir. Veya depremle alakalı soru gelmedi. Depremle alakalı soru gelebilir. İşte Süper Lig'den çekilen iki tane takımdan bahsedebilir. Onlar da gelebilir belki. Başka ne olabilir? Yine dediğimiz gibi antik kentlerden gelebilir. Bunlara dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Başarılar.